Evet, insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi, net bir cevabın asla verilmediği, herkesin kafasının karışık olduğu bir durum, eşcinsellik, bir insanlık durumu. Ama modern psikiyatrik sınıflamalarda ve modern bilimsel araştırmalarda nedenleri hakkında, nasıl ortaya çıktığı hakkında bir sürü teori olmasına rağmen artık eşcinselliğin bir hastalık olduğunu, eşcinsel bireylere hasta muamelesi yapmamızın yanlış olduğu konusunda bir konsensüs var. Bu insanlar hasta değiller ama bir şekilde böyle doğuyorlar. Bunu belki bir üçüncü bir cins, üçüncü bir insanlık durumu olarak değerlendirmek daha doğru. Tedavi edilebilir mi? Hastalık olmadığına göre tedavi etmek de doğru bir kelime değil. Ama bunun için çalışılmış, çabalamış bir takım insanlar böyle araştırmalar yapmışlar. Hiçbirinin eşcinselliğin bir hastalık olduğunu düşünen ve tedavi edilebildiğini düşünen hiçbir akımın, hiçbir tedavi metodolojisinin eşcinselliği tedavi edebildiğine dair, eşcinsel insanları eşcinsel olmayan bireylere çevirdiğine dair de hiçbir kanıt yok. İstatistiki olarak bunlar anlamlı değil. Dolayısıyla eşcinsellik bir hastalık değildir. Hastalık olarak algılamak doğru değildir. Eşcinsellik düzeltilebilir bir durum olmadığı gibi tedavi edilmesi de söz konusu değildir. Hatta tedavi eylemlerinin, tedaviye zorlayıcı eylemlerin insan haklarına aykırı tutumlar olduğu konusunda da yaygın bir görüş bulunmaktadır.